Günlərin birində bir robotun əlindən su içəcəyimi xəyal belə etməzdim, ta ki onları görənə qədər. İnkişaf edən texnologiya həyatımızın bütün sahələrini əlinə aldı desək yalan olmaz. Ancaq bu dəfə gördüklərinizə inanmayacaqsınız. Konya'da bir kafeyə gəlmişik. Bu kafedə insanlara xidmət edən garsonların yerində robotlar var. İnsanların yerinə robotların işlədiyi Məram kafenin sorağı ilə gəldik bu rəngli məkana. Səhər saatlarında bu məkanda insan əlindən hərəkət etmək olmur dedikləri üçün çəkilişimizi gecə etdik. Gördüyünüz kimi artıq sifarişimiz gəldi və... Hoş gəldiniz. Mən qarşı olamam, ama sifarişlərinizi qoyandım üçün mütbən sahib salamın boş olduğuna emin olur. Gördüyünüz kimi çox rahat bir şəkildə sifarişimiz artıq masamıza gəldi və təbii ki, burada bu robotun yüksək səviyyəli peşəkarlığından xəbər verir. Ne zaman açıldı bura və ne zaman bu robotlar fəaliyyətə başladı? Mart ayında, 2015 Mart ayında, 26 Mart tarihinde resmi açılışımızı yaptık. Robotlarımız bu tarihten itibaren hizmete başladılar. Şu an yeni bir robot sistemimiz var, geliştirilmiş. Serviste bulunuyorlar yeni robotlarımız. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyorlar. Tamam. Nasıl alınıyor sipariş? Onu bir anlatın bize. Masalarımızın üzerinde sipariş alabilmek için garson butonlarımız, hesap butonumuz ve iptal butonumuz var. Müşterimiz geldiğinde onu rahatsız etmiyoruz. O çağırmadıkça yanına gitmiyoruz. Garson arzu ettiğinde garson butonuna basıyor ve daha sonrasında garsonumuz masaya geliyor, siparişini alıyor. Robota sistem üzerinden bilgisi veriliyor. Robot siparişi alıyor ve masaya direkt kendisi getiriyor. Güzel bir sohbet eşliğinde merhaba diyerek, afiyet olsun diyerek siparişimizi masaya bırakıp ardından geri dönüyor. Məlum oldu ki, benim kimi ilk eşitlikleri zaman böyle bir yerin olduğuna inanmayanlar da olub. Robotların ilk etapta olduğuna inanmadılar tabii. Gelen müşterilerimiz bir kısmı bilgili, bu konuda bilgiye sahip. Ancak bunun şaka olduğunu ya da bir yani gerçekten bir şaka olduğunu düşünen insanlar da oldu. Onun üzerine geldiler, gördüler gerçekten mi? Biz inanamıyoruz. Türkiye'de böyle çalışmalar yapılıyor mu? Burası biliyorsunuz Türkiye'de ilk bir merkezdir, uygulama merkezidir. Bu nedenle şaşkınlıkla karşıladıkları oldu. Adayla yakın diyalogda bulunanlar oluyor. Hani çok enteresan geliyor çünkü insanlara. Robot elinden bir çay içme, bir kahve içme şeyine bulunuyorlar. Onlar için de hoş vakit geçirmiş olar. Onlar için de güzel bir uygulama bence. Masalarımız üzerinde görüşlerini belirttikleri yazılar var. Orada da robotların ne kadar güzel olduğunu, hayran kaldıklarını söyledikleri oluyor. Kafeye gelen insanlar bu eğlenceli robotlarla güzel zaman geçirirler. Robotlarımızın isimleri Ada. Tabii Ada ile ilgili çeşitli espriler dönüyor. Yani Ada bakar mısın hiç diyenler oluyor. İsmi neden Ada diye soranlar oluyor. Masamızın üzerine Ada baksana, hiç bana pas vermedin, küstüm sana şeklinde yazılar yazanlar oluyor. Komik tabirler geçiyor yani, şaşırıyor insanlar çünkü bir robot var, bir bayan robot var. Çalışıyor, erkeği neden yok diye soranlar oluyor. Aramızda, müşteriyle aramızda sıkı bir muhabbet geçmesini de sağlıyor robotlar. Vüsale Abbasova, Şahin Bayram, Space TV, Konya.